Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Montant Blade Warband'da Viking Conquest moduna devam ediyoruz abi. Senaryo modunu oynuyoruz ve en son hatırlayacaksınızdır bana kral bir görev vermişti. Ee, daha doğrusu kral bir görev vermemişti. İntikam almaya çalışıyorduk ya intikam için bir tane adamın yanına gittik abi bizi orduya al bir gidelim ağızlarını vuralım falan dedik. Adam da ne dediydi baba git kuyu kaz mı dediydi ha ...Manastır'daki baş rahiple konuşacaktık. Aynen, Manastır'ın önünde de durmuştuk. Hani e, şeyden dolayı... E, ...Seven'a Seven saldırmak için... ...buradaki Jarl Haldof bilmem nenin grubuna girecektik. O da dedi ki, git dedi, Manastır'ın dedi... ...şeyini bastır, baş rahibiyle konuş falan filan dedi. Onunla konuşmaya gelmiştik. Adam şey demişti abi... ...gittik bunun kaleye... ...bana cesaretini kanıtlaman gerekiyor evlat. Neden gidip köyde kuyu kazmıyorsun? Hani... Ulan cesaret ne zaman kuyu kazmakla kanıtlandı ne bileyim ejdarha tüyü iste deve boku iste bir şey iste hani ama böyle epik bir şey olsun anlatabiliyor muyum? Misal hani bu hep yaşanan bir şeydir abi kral kızını verir kral kızını verirken işte bir yarışma başlatır tamam mı en absürt şeyleri yapana hani misal amuda kalkarak 4 tane gladiator yan al kızım senindir gibisinden absürt absürt görevler verir bizimki de bana kuyu kaz dedi. Hani sen ne yapacaksın görevi? Git dedi kuyu gaz dedi. Hani utanmasa acı abi şey bile diyebilir yani. Bizim yazlık var bir de. Bizim yazlığa badana at gör bakayım ne kadar cesursun. Bir göreyim seni falan diye. Hacı manastırı bir ziyaret edelim. Baş rahiple konuşmam lazım benim. Ulan manastırı ziyaret et dedik. Dışarıda attı bizi. Yağmur var. içeri kadar yürütmese bari diyeceğim. Yürüyoruz. Her tarafında erkeklerin elbise giydiği tanrıların dünyası olan ora et labora uzanmaktadır. Adamlar yalnızca işaretlere dokunurlar falan filan. Acı hepiniz erkek misiniz ya ben aranızdan bazılarını ha hatun sanıyordum. Anladım. Tabi şu an manastırda olduğumuzdan mütevellit. Ha rahip. Meşgulün baş rahiple konuş. Evet arka plan arka plan uçuyor zaten hacı. Arka plan uçuyor zaten. Rahip. Rahip. Herkes mi rahip? Peki Başır abi nereden anlayacağım? Başır kendini belli ediyordur herhalde. Hacı sen baş rahipsin o zaman. Eğer ki hepsi geçirmiş kafasına şunu Sen geçirmemişsin. Sen geçirmemişsin abi ama bu adam yanıtmaya giriyor. Sen de rahipsin hacı. Bu rahip de uzaklara dalmış. Sen meşgul değilsin be abi. Boş boş bak. Bo ya baba meşgul değilsin. Yalan söyleyip durma ya. Allah sen yalan söyleyip durma ya. O zaman bu baş rahip. Bu da değil. Baş rahiple konuş diyor. Baş rahibin lokasyonunu bir söyleseniz. Bu da rahip. Baş rahip içeride herhalde. Rahip. Rahip. Ha baş rahip bu bak. Baş rahip bu. Elimi ne Bu ne baba? Kutsal olsun mu? Banıp çıkınca günahlarımızdan mı arınıyorsun? Hacı abi selamun aleyküm. Sizin için ne yapabilirim? Bu manastırın şarabı hakkında inanılmaz övgüler geldi kulağıma. Bir miktar satın alabilir miyim? Hiçbir şey. Gitmeliyim. Jarl Harald of Hearts'ın yaptığımız başvuru için buradayım. Neler olduğunu anlatın lütfen. Yukarıdan aşağı ikna olmamış şekilde. Ya doğal olarak düşünsen abi. Ben işte ee, bilmem ne kalesinin kralının şeyiyim, hizmetkarıyım. Adam bir bakar böyle. Ulan kafamızda kapşon, elimizde tırpan der baba sen hayırdır. Başkasını bekliyordum. Jarlı ya da yakın adamlarından birini. Kim olduğunuzu sorabilir miyim efendim? Adım Şişman Rambo. yald Haldo Farts'ın meşgul bu yüzden adamınız benim. Şişman Rambo adımı hatırlayın Yahip ya da tanrıların uyurtuk dökük elbiseni yakarlar. Şimdi nedir mesele? Yok 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 yok. O, o kadar o kadar atara gerek yok. O kadar atara gerek yok. Kim olduğunuzu sorabilir miyim efendim diyor. Bak adam efendi efendi yaklaşıyor. Gerçi bunların işi diplomasi babacım. Bunların işi diplomasi. Kanında var adamların yani ben anlıyorum ama biz de huylarına gideceğiz. Gereken yerde ses tonumuzu kalınlaştırıp "Brother, orada duracaksın." demesini biliriz abi. Soylu bir pagan göndererek bizi aşağılıyor. Tamam. Demek bir şekilde oynamak istiyor. Şimdi dinle. Kitaplarını didik didik aradıktan sonra başlayıp sana göstermek üzere bir mektup çıkarıyor. Bir hafta önce bir keşiş bu bölgeyi, bu belgeyi arşivimizde buldu. Üç kuşak önce bir lordun manastırın bitişiğindeki toprakları bize bağışladığını gösteren bir belge. Okuyabilirsiniz. Okumayı bilmiyorsun ama belgeyi okur gibi yapıyorsun. Okumam yok ne hakkında söyleyin bana. Ben okuma biliyorum abi ben okuma biliyorum. Bana belgeyi göster. Tabi nece yazdığına bağlı. Bundan üç hafta bir, birkaç hafta önce. Üç kuşak öncesinin diyorsa okuyamam ama okumam yazmam yok. <laughs> Falso, direkt falso oluyor. Pekala, yani belge düzgün ve uygun. Tanıkların ve bağışlayanın adı da yazıyor. Sorun şu ki bu topraklar üzerinde bir aile oturuyor. Toprağın kuşaklar boyunca onlara ait olduğunu söylüyorlar ama buralar manastıra ait ayrılmalarını istiyoruz. Peki ailenin başını ve bu belgeyi bulan kişi, keşişi çağırın. Bir karara varmadan önce ikisini de sorgulamak istiyorum. Şu an zamanım yok, daha sonra geleceğim. Ailenin başışı ve keşişi çağır baba. Baş rahip tüm tarafların tapınağa gitmeleri için çağırıyor. Bu sayede hikayenin her yönünü dinleyebileceksin. Kendi tarafın adını yazdıkları ve altına işlenmiş metinleri incelemek için bekleme süresinde süresinden faydalanabilirsin. Hmm. Geldi mi acı iki tarafta? Çiftçi. Öteki belgeyi bulan kim? Öteki belgeyi bulan eleman bu mu? Yok öteki belgeyi bulan eleman bu anladığım kadarıyla. Önce şu belgeyi bulan rahiple konuşalım. Tanrının lütfu üzerine olsun. Ben belgeyi bulan keşişim. Eyvallah babuş. Bu topraklar senin için önemli fakat çiftçi için de önemliler. Toprakları olmadan ailesi açlıktan ölür. Hikayeni dinlemek isterim. Senin versiyonunu istiyorum ama unutma ki yalan söylemeyen kimse, yalan söyleyen kimse onu öldüreceğim. Önce önce çiftçiyi dinleyelim abi. Önce çiftçiyi dinleyelim çünkü tutup da ben orada kuşaklardır yetişen adamın hakkını manastıra yedirtmem babacığım. Bana ters. Bana ters bunlar. Çiftçi kardeşim, selamın aleyküm. Hikayemi dinlemek istiyorum. Bir şey bilmiyorum, atalarımın topraklarını miras da aldım. Bunu kanıtlayacak kağıtlarım yok. Çünkü böyle bir kanıt daha önce hiç lazım olmadı. Ee, görüyorum ve anlıyorum da. Baba sen anlat bakayım. Bak bence bu adamlar gariban niye siz çökmeye çalışıyorsunuz ha? Bence bu adamlar gariban niye siz çökmeye çalışıyorsunuz oğlum? Yedirtmem. Yedirtmem burada. Milletin hakkını yedirmem sizi. Tanının ötü üzerine olsun bilmem ne. Anlat lan hikayeni. Ben yalnızca ya manastırı da yazıcıyım. Eski Roma metinlerini kopyalıyorum. Başka bir belge için kazıyıp hazırlamak üzere eski işe yaramaz bir parşömen ararken bunu buldum. Ha? yani sen oraya istediğini yazabilirsin baba Tillo. Şimdi o işi bir geçeceksin. O işi bir geçeceksin. Baba senin için bu topraklar önemli olabilir fakat çiftçinin ailesi için daha önemli. Manastırımı... Ba başlatma lan manastırının refahına! Başlatma manastırının refahına! Biz manastırımızı taşıyamayız ama bu çiftçi şansını başka bir yerde deneyebilir. Sen şansını başka bir yerde dene! O kadar adamlarsınız lan! Çıktık avluya 20 tane, 25 tane adam var. Yolla tarla tapana! Bence yalan söylüyorsun. Yalancı değilim hanımım. Belge doğrudur. Ee... Yalan söyleyeni keserim baba. Gerçekten papaz korkudan titriyor mu? Beni öldürme. Beni sahte tapu belgeleri için baş rahip zorladı. Ha şöyle, ha şöyle. O bu toprakları istiyor fakat lütfen bir şey söylemeyin. Tamam, tamam acı, tamam çiftçi. Kardeşim, ee, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Topraklar senindir, topraklar senindir. Ben zaten bir inlik olduğunu biliyordum oğlum. Ben bir inlik olduğunu biliyordum. Burada garibanın hakkını, yetimin hakkını size mi yetirteceğiz? <laughs> toprak. Evet kararım şu ki topraklar bana ait. <laughs> topraklar çiftçiye ait kardeşim. Topraklar çiftçiye ait. Çeneni kapatacaksın, oturacaksın. Anladın mı? Görev başarılamadı. Soylu görevi. Manastırdaki yargılama. O ne o toprak bizim peki can sorun istiyorsa olacak defol. Ama baba bak benden Benden yetimin hakkını yememi isteme. Benden her şeyi iste. Benden garibanın hakkını yemeni isteme. Evet abi vermem. Vermem yani. Abi vermem. Manastırda... Hayır bak şimdi isyan çıkmamasından bu kadar korkuyorsa tamam mı? İsyan çıkmamasından bu kadar korkuyorsa ordusunu alır babacığım tamam mı? Adam ordusunu alır. Manastırın önüne getirir. Koyar tamam mı orduyu manastırın önüne? Der ki, baba buyur derdin ne? O zaman adam orada bir böyle, beyim ne derdimiz olacak ya estağfurullah falan diye herif moda girer anlıyor musun? Ama sen tutup da bunlara yüz verirsen hacı abi, yok işte istediğiniz toprak olsun ya falan diye. Böyle garibanın yetimin hakkını yedirirsen sana kral demezler. Kral diyebilmeleri için garibanın yetimi koruyacaksın arkadaş. Çiftçiyi koruyacaksın. Belgeler yalanlı rahibi konuşturdum. Yani bunun üzerine de bak ben ne dedim? Onur dedim. Soylu hani onur dedim abi. Adalet dedim değil mi? Hani ben onurluyum. Ben adaleti e, istiyorum falan deyip gelip burada böyle konuşup orada gidip toprakları manastıra vermek iki yüzlülükten başka bir şey değildir abi. İki yüzlülükten başka bir şey değildir yani. Mızrakçı Dringer. Babuş. Selamun aleyküm. Hacı ee... Hacı işleri yoruna koydum. <laughs> o ilişkim demiş. Manastır gelişmeleri bir haberciyle bildirdi. Çok mutsuzlar ve seni gönderdiğim için beni suçluyorlar. Adaletsiz biri olduğumu herkese söyleyeceğini, öğreneceğini söylüyorlar. Lanet olsun sana. Evet abi adaleti biz yerine getirdik. Babacım sen şimdi benim üstüme geliyorsun da. Centilmenlik değil arkadaşım. O Orası çiftçilerin topraklarıydı yalan belge verdi yanlış belge verdi eleman. Oho değerleri olan bir centilmen adalet güzel şey ama bu dünyada pek doğru değil ona değer vermez o toprak önemli değildi ama manastırla iyi ilişkiler önemliydi bir, bir daha beni rahatsız etme. Avaka ne avı oğlum ne avı adam seni sallandıracak ne avı e, henüz değil. Şimdi değerini kanıtlamak için başka bir şey yapmanı istiyorum. Bu sefer savaşçı olarak Teirudat adında bir isyancı, bir Fristali var. Bana bir süredir baş ağrısı oluyor ve onun cevabına bakacak zamanım yok şu anda. Topraklarımın üzerinde asker toplamana izin vereceğim. Ayrıca krala bir mektup yollayarak Fersiye'deki asker toplamana da izin vermesini sağlayacağım. Yapmanı istediğim şey al bu gümüşü ve 15 adam tut. En ucuzları boştaki köylüler ama manastırdaki sığınmacılardır ya da manastırdaki sığınmacılardır. Sonra buraya geri gel ve sanat Tyrant'ın nasıl bulacağını anlatayım. Peki iyi şanslar şimdi yapacak işlerim var. Evet şimdi yapacak işlerim var. Ama babacım bak adalet dediğin her şeyden önce gelir tamam mı? Ben o çiftçinin yetimin hakkını yedirmem abi. Ben garibanın hakkını yedirmem. Üç kişi. Benim ne kadar param var? Al abi. Ayrıl buradan. Kralın orada da adam toplayabilirim ama mülk sahibi Bondi. Dur bakalım ben bir karaktere seviye atlatayım abi hikaye. Hikayeyi sal abi nitelikler ve görevler. Ne yapabiliriz? Güçlü darbe falan mı versek acaba yoksa silah bakımı mı? Silah bakımı. Silahlarınızın bakımı konusunda yeterince bilgili olmalısınız. Savaşta kolay kırılmayacağını garanti eder. Okey abi. Bir atletizmim de var. Aslında bir dalda atletizm vermek istiyorum çünkü çarpışırken falan e, hani birazcık daha hızlı olursak, birazcık daha seri olursak işi iyi götürebiliriz. Gidelim köylerden de adam alalım. Save alayım da bol bol save almak istiyorum hani oyundan atar falan filan diye. Hırsızlar beni takip ediyorlar öyle mi? O 8 kişilik hırsız takımı. Vay anasını. Köye girebilir miyim acı? Gönüllü topla. Gel. 15 adam toplamam lazım dayı. 15 adam toplamam lazım. Da 15 adamdan ziyade benim bir ee, silah falan da toplamam lazım. Bu adamlar iyi para edecek de. Atsız bir. Niye atsız bir oğlum ya? Piyade değil misiniz siz baba? Piyadesiniz abi. İkiniz de piyadesiniz ya. Oh, biraz para bulmuşken aslında kılıç mılıç mı alsaydım ya? Gerçi kılıç mılıç alsam şeyi nereden sağlayacağım? Dostlar et şehri. Oradan da gidip adam toplayacağım da. Kaçıyorsunuz mu lan benden? Dorehem batısı. Aslında var ya bir tane bir yerde bir grup sıkıştırıp onlardan kılıç çökmem gerekiyor benim. Gönüllü topla. 100 pending. 5 kişi. Harikasınız abi gel. Gel düş peşime. Manastırdan adam adam almam ben bana ters. Bana ters acı Manastırdan adam falan almam. Bu ne lan? Oğlum bu milleti yok etmeye gidiyor. Beni mi yok etmeye gidiyor? Oho. Gotrik Haraldson. Hacı birine dalıyorsan sana yardımcı olayım. Gel lan hırsızlar. Gelin bakayım bir ben şu 10 kişilik grupla sizi bir dağıtayım. Ellerinde kılıç kalkan falan vardır. Kılıç kalkanlarını alırız abi. Düşmana karşı hücum baba. Düşmana karşı hücum. Aramızda hiçbirinin atlısı yok değil mi? Gençler. Gençler fazla fazla ileri gitmeyin. Oğlum bak fazla atar batar adam ölmesini istemiyorum şu an. 15 kişi toplayıp gidip bir tane lavuk pataklayacağız alt üstü şey yapmayın abi. Çok beni zora sokmayın. Babacım garibanı ezdirmem ben ya. Bana ters yani. Kiliseyle ilişkiler önemliymiş yani. Manastırla ilişkiler önemliymiş. Yemişim ilişkisini arkadaş? Sen adaleti sağlayamadıktan sonra, kendi çiftçini falan koruyamadıktan sonra. Aslında hani ikisini de aradan çıkarıp çiftliğe direkt çökebilirdik de o çiftlik kralın lan diye. Hani <laughs> o, o da iyi olabilirdi de maalesef öyle bir şey de yapmadım. Ya maalesef değil aslında öyle bir şey yapmak içimden gelmedi. Baba düşman nerede? Sistem bir şey göremiyorum ki ben. Kim buraya gideceğiz ayol? Beyler adam akıllı şey yapın. Hadi bakalım gel. Gel bakayım bizim oğlan. Hayırdır? Oğlum sizde kılıç mılık yok mu lan? Oy. Of. Ay o da benim kafaya soktu tabi. Siz kimsiniz oğlum? Vuramıyorum ya, tırpan almamam lazımdı benim. Ben tabii teker silah falan yöneldim de benim kılıcım yok, kalkanım yok yani. Ben ne yapacağım? <laughs> hmm. İki öyle ya da ciddi yaralanmış, İki öyle ya da ciddi yaralanmış, yani iki hafif yaralı. Tamam, devam. Ee, ele geçirilmiş düşman, esir olarak alalım satarız abi, esir olarak alalım satarız. Ganimeti adaletli bir şekilde paylaşma emri ver. Tüm ganimeti adamlarına bırak. Ganimeti bırak ama ölüleri gömmeye başla. Tüm ganimeti önceden görme hakkını savun. Ganimet eşit bir şekilde paylaştırılır abi. Ganimet eşit bir şekilde paylaştırılır. Bizde adalet sonuna kadar gider. Yani maksat gruptaki adamların gönlü olsun. Gönlü olsun. Her türlü ee, şey yaparız abi. Her türlü adaletli bir şekilde paylaşım yapmaya çalışırız. Burada bir yerde bir 8 kişilik grup daha vardı. Aslında var ya onları avlayaraktan biraz kasmak lazım da ben save alayım ne olur ne olmaz. Çünkü acayip kasıyor. Hani şehre girerken falan şehre girerken kasıyor. Kasma sorunu şey yapmamaya bakacağım. Şimdi sana katılmak isteyen askerleri topla. 5 kişi de burada var. Helalsiniz koçlar. Helalsiniz. Yerel tüccarlarla alışveriş yap, silah tüccarı. Baba bana ufak bir kılıç lazım be. Oo, 2000 benim 1000 penim var tabi. Pendingim var. Şunları al. Erzak falan da alacağız abi. Sadece bir ekmekle iş yürümez. Da hacı yani 66 pending diyor. Çok zor. 750'yi bir tekel balta alsam bari. Bir yerden kalkan malkan da çıkartırız. En azından bir tekel baltamız olsun ya. Ya da hem çiftel hem tekel kullanılabilen bir balta mı kullansak? Abi şu ee, Balta daha iyi gibi ya. 26 savunma, hız 91, silah erimi 67, 90, hız 94, silah erimi 52. Ya bunun silah erimi biraz daha fazla ama kısa balta kullanıp adamların kafasını dağıtmaya yönelik de oynayabilirim. Okey. En azından abi vurabilecek bir şeyimiz olsun ya. Şarap, ee, bal likürü, aletler, meyve. 50'ye meyve alalım acı. Peynir alalım acı. Ekmek var, buğday var, bira var. Bira falan zaten yenmiyor. Ee, domuz eti almam. Zaten hem pahalı hem de bizimkiler tüketemeden bozulacak. En güzeli bir de buğday alayım abi. Al. Ya bu bizim askerlere yeter muhtemelen. Tamam. 15 kişilik orduyu topladım. Kendime ufak tefek bir silah da aldım. Sevimi alıyorum abi. Şimdi rapor vermeye geri dönüyorum ama bu benle birlikte 15 oldu galiba ya. Kabul etmeyebilir. Köylü çiftçiler. Kabul etmeyebilir. Ee, nereden adam toplayacağım ben ya? Dorehem. Diğer köye gidelim abi. Diğer köye gidelim. Oradaki köyden de birkaç adam toplamak istiyorum. Yarl Gotrik Hardarson. Burası değil mi ya bizimkinin şeyi? Tamam bin pending'e adam aldık. Birisi savaşta yenilmiş ama kaçmayı başarmış. Okey. Hacı biz şimdi sana mı rapor veriyoruz? Yaldolf. Hrodolf. Hrodolf. Ulan konuşamadım gitti arkadaş ya. Hrodolf. intikam için soylu bir savaş. Hrodolf'a Hrodolf değerini kanıtlayacağım. Hrodolf'la konuşacağım. Tamam. Sen nesin abi? Gotrik. Hrodolf'la konuşmam lazım benim. Bu kale muhtemelen Gotrik'in. Tamam. Yarla dönüyorum abi. Yarla dönüyorum. Bu kalede değil muhtemelen. Aynen öyle bu kalede değil abi. İlerle bakalım. Şuradaki kaleye doğru ilerle. Adamları besleyebiliyoruz şu an için sıkıntı yok. Şu haydutları falan artık çok rahat haklarız. Ben elime balta aldım. Bir de kendime böyle bir ufak tefek ekipman diyeceğim. Siz ben ondan sonra görün. Böyle sık sık save alacağım hacı abi. Çünkü ee, patlamak istemiyorum. Hacı lordun sarayını bir ziyaret edelim. Babuş. Topladım askerleri. Topladım askerler abi. Yine ilişkimiz 3'ten 6'ya çıktı. Vay! Faydalı olduğunu tekrar gösterdin. Daha önce dediğim gibi bana baş ağrısı olan Teirdat adına işyancı bir fristları var. Şimdi onunla ilgilenecek zamanım yok. Bunu benim için sen yapacaksın. Daha iyi teçhizat alman için işte para. İnsanların bu kadar kötü kılıklı yardımcılarının olduğunu düşünmesine izin veremem. Bu hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Doğruyu söylemek gerekirse sevip sevmemen umurumda değil. Hizmetçilerini, hizmetlerini önerdim ve ben sana iş verdim. Bunu benim için yap ve Seven'dan intikam saatin daha yaklaşmış olacak. Al bu parayı, Dorestar'da git. Orada tüm bunlardan haberdar olan bir adam var. Adı Reinhardt. Duyduğuma göre meyhane fa meyhanede fahişeler ve diğer arayışların arasında pinekliyor. Benim adamlarımla konuşmaz ama belki sen Asi'nin nerede saklandığını öğrenebilir ve onu öldürebilirsin. Seirat ölmeli. Yerine getirilecek koştu kal. Emre dersin acı. Yerine getirilecek. Tamam ya iş üstünde göreceğim de. Sen biraz çok burun karıştırıyorsun gibi dayı. Ya ben bir şey söyleyeyim mi baba bak? Ben asıl şeyimi söyleyeyim, asıl düşüncemi söyleyeyim abi. Bu senaryo ile alakalı. ...aa, ee... burada bir yere gidecektik abi. Şuradaki şehre gideceğiz. Doraslat. Ben size düşüncemi söyleyeyim abi. Bence çok büyük olasılıkla bu Seven bir maşa tamam mı? Olayın arkasında çok başka güçler var. Çok büyük güçler var. Ee, biz oyun ilerledikçe bu büyük güçleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Buradan bu arada şey de alırım ekipman falan da alırım. Biz oyun ilerledikçe bu büyük güçleri ortar, ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ve biz ilerledikçe bu büyük güçler ortaya çıkmaya başladıkça... İşin içinden olmadık şeyler çıkacak ben size söyleyeyim abi. Olay bu kadar basit değil. Seven'ın o gemiye saldırmasını başka birisi emretti. Bundan daha büyük biri, biri emretti ve büyük bu büyük biri de onu hani maşa olarak kullanıyor. Devirmek istediği başka kişiler var iç isyan olabilir, başka şeyler olabilir. Bin bir türlü ihtimal geliyor aklıma. Bakalım senaryo ne şekilde ilerleyecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.